Duyduk, duymadık demeyin. Sultan Mustafa Han Hazretlerinin buyruğudur. Hünkârımızın emriyle Osmanlı Leventlerinin yolculuk yaptığı yeni dünya Amerika'yı iskan etmek üzere Müslüman Türk aileler görevlendirilecektir. Gönüllü olan her bir aileye 5000 akçe, 4'ü büyük, 4'ü küçük baş olmak üzere 8 besili hayvan ve bir çiftlik evi verilecektir. Dinimiz İslam'ı yeni dünyaya anlatacak olan bu ailelerden en az bir kişinin hafız olması şarttır. Sultan Mustafa Hazretlerinin, Devlet-i Aliye'nin ve Yüce Dinimiz İslam'ın yeni dünyadaki temsilcisi olmak isteyen aile reisleri bölge kadılarına başvurmalıdır. Duyduk, duymadık demeyin. Sultan Mustafa Han Hazretlerinin buyruğudur. 1544 yılıydı. Devlet-i Aliye'nin gördüğü en parlak şehzade, Amasya Sancağı'nda bilim kongreleri düzenliyor, keşfedilen toprakların haritalarını getirtip inceliyor, Osmanlı'nın gelecek 100 yılını planlıyordu. Değişen dünyaya ayak uydurmak istiyordu. İlerleyen yıllarda Sultan Süleyman'ın yaşlı ve hasta bir padişah olması sebebiyle halk artık Şehzade Mustafa'yı tahta görmek istemeye başlamıştı. Halkın bu isteğinin oğlunu felakete sürükleyebileceğini düşünen Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa'yı Konya Sancağı'na atamıştı. Anadolu'nun tam ortasında faaliyetlerine devam eden Şehzade Mustafa, askerlerin ve paşaların desteğinin yanında halkın ve Türkmen beylerinin de desteğini almayı başarmıştı. Hatta bazı paşalar ve beyler ona sakal bırakıp tuğ dikmesini söylemişti. Bu sayede tahtı istediğini hünkâr babasına gösterebilirdi. Ancak Şehzade Mustafa bunu reddetti. Çünkü Sultan Süleyman'a karşı bunları yapmak isyan demekti. Ve Sultan Süleyman'a isyan etmek onun sonu olabilirdi. 1553 yılında Osmanlı ordusu Nahçıvan üzerine sefer yapmak için Anadolu'nun kalbinde, Konya'da toplanıyordu. Hasta ve yaşlı olan Sultan Süleyman, ordunun başına kendi yerine damat Rüstem Paşa'yı geçirmişti. Lakin Yeniçerisinden Akıncısına, ordunun her mensubu, eğer serasker Sultan Süleyman olmayacaksa Şehzade Mustafa olmalı diyordu ve hareket etmeyi reddediyordu. Nitekim Şehzade Mustafa da ordunun başına geçmeye hazırdı. Bu durumu Şehzade Mustafa'nın bir isyanı olarak Sultan Süleyman'a bildiren damat Rüstem Paşa, hünkârın derhal ordunun başına geçmesi gerektiğini söylemişti. Vaziyet sebebiyle Konya Ereğlisi'ne gelen Sultan Süleyman bir karar verdi ve Şehzade Mustafa'yı otağına çağırdı. Silahsız bir şekilde babasının otağına gelen Şehzade Mustafa'ya Sultan Süleyman bir konuşma yaptı. Ey oğul! Vaktimiz gelmiş de kibrimiz haber etmemiş. Sultan Süleyman'ın vakti çoktan geçmiş. Bunca yıl sabreyledin. 38 yıl boyunca isyan etmedin. Gözlerinde babam Selim Han'ın ateşini görürüm. Bense atam Bayezid Han gibi yorgun düşmüşüm. Seni ordunun başına geçiriyorum. Yeniçeri ve halk artık seni ister. Eğer Yüce Allah da senin tahta geçmeni isterse, nasip olur Nahçıvan'dan zaferle dönersin. O vakit gelir, tahta geçersin. Bu sözlerin üzerine Şehzade Mustafa, babasının elini öptü ve helallik istedi. Bu konuşma, ikisinin arasında sır olarak kaldı. Otağından çıkan Sultan Süleyman, ilk olarak Şehzade Mustafa'yı serasker ilan edip, ordunun başına geçirdi. Ardından baba oğlun arasını bozmaya teşebbüs eden Sadrazam Rüstem Paşa'yı görevinden azlederek Ahmet Paşa'yı yeni sadrazam ilan etti ve İstanbul'a doğru yola koyuldu. Yeni serasker Şehzade Mustafa Osmanlı ordusuyla Nahçıvan'a doğru yola çıktı. Kısa sürede Nahçıvan ve Karabağ'ı başarıyla fetheden Şehzade Mustafa Safevi devletini barışa zorladı ve ağır şartları içeren bir anlaşmayı imzalattıktan sonra payitahta zaferle geri döndü. Muzaffer Şehzade İstanbul'da büyük bir törenle karşılandı ve bu tören sırasında hiç kimsenin beklemediği şekilde Sultan Süleyman tahtı Şehzade Mustafa'ya devrettiğini ilan etti. Şehzade Mustafa artık Sultan Mustafa olmuştu. Süleyman Han'sa eşi Hürrem Sultan, süt kardeşi Yahya Efendi ve şahsi kapıkulu askerleriyle beraber inzivaya çekilme kararı aldı. Hiçbir kimse onun nerede olduğunu, hatta sağ olup olmadığını bilemeyecekti. Böylece fitne çıkartmak isteyenlerin eline bir fırsat geçmeyecekti. Bu taht teslimi elbette herkes tarafından kolayca kabul edilmemişti.
Şehzade Bayezid ve Cihangir, Sultan Mustafa'ya bağlılıklarını bildirseler de, Şehzade Selim bazı paşaların kışkırtmalarıyla isyana kalkışmıştı ve ordusunu Manisa'dan Bursa'ya doğru hareket ettirmişti. Sultan Süleyman'ın tahtta kalmasını isteyen bazı beyler de ona katılmış ve bu isyana dahil olmuştu. Bunun üzerine Sultan Mustafa, bu isyanı bastırması için Şehzade Bayezid'i görevlendirmişti. Bu görev, aynı zamanda Bayezid için bir sadakat testiydi. Yeniçerilerin de kendisine katılmasıyla büyük bir orduyu komuta eden Bayezid, Şehzade Selim'i alt ederek isyanı bastırmayı başarmıştı. Yaralı ele geçirilen Şehzade Selim, Sultan Mustafa'nın emri ve Şeyhülislam'ın fetvasıyla boğduruldu. Yeni padişahın iktidarı sağlamlaşmıştı. Şehzade Bayezid, bu önemli başarısının ardından Sultan Mustafa tarafından sınır beyi olarak Tebriz'e gönderildi. Burada doğu sınırının güvenliğini sağlayacak, payitahttan uzak kalacak ve taht için tehlike arz etmeyecekti. Hayatta kalmasının tek yolu buydu. Sultan Mustafa'nın sıradaki hamlesi, başarılı ve zeki bir kumandan olan Sokullu Mehmet Paşa'yı vezir-i azam ilan etmek olacaktı. Donanmanın başına ise hırçın kaptan Piyale Paşa geçirilmişti. Üç kıtanın yeni hükümdarı artık hayallerini gerçekleştirebilirdi. Derhal batıl devletlere elçi yollandı. Sultan Mustafa barışın sürmesini istiyordu. Haçlılar herhangi bir tehlike arz etmediği sürece yeni bir sefer düzenlenmeyecekti. Batılı devletler bu teklifi Papa'nın da emriyle derhal kabul ettiler. Taze padişahın korkaklık ettiğini düşünüyorlardı. Barış süresince büyük bir ordu toplayabilir ve beklenmedik bir anda saldırarak Osmanlı belasını Avrupa'dan def edebilirlerdi. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Sultan Mustafa, bırakın korkaklık etmeyi, hayallerin ötesinde bir iş başarmayı planlıyordu. Cesur padişah, barış süresince kara ordularını Anadolu'da büyütecek ve yeni bir savaşa hazırlayacaktı. Batıdaysa, askerleri tek bir merkezde toplamak yerine kalelere dağıtarak ordunun büyüklüğünü fark ettirmeyecekti. Osmanlı Avrupası, düşman devletlere savunmasız gösterilecekti. Bu büyük hazırlık hazinedeki kaynakları tüketebilirdi. Ancak Sultan Mustafa'nın hazine içinde bir planı vardı. Tarafların barışı kabul etmesi üzerine Sultan Mustafa derhal devlet-âliyedeki tüm tersanelerin faaliyete geçirilmesini emretti. Devasa kadırgalar ve yolcu gemileri inşa edilecekti. Bu inşaat süresi boyunca Hint Okyanusu'na onlarca, yüzlerce haritacı ve keşif gemisi gönderildi. Bir yılın sonunda Hint Okyanusu'nu avcunun içi gibi bilir hale gelen Osmanlı donanması Piyale Paşa'nın kaptanlığında Hint seferine gönderildi. Burada Portekizlilerle yapılan deniz mücadelesinde büyük bir zafer alındı. Denizlerde yenilmez olarak görülen Portekizliler Hint Okyanusu'ndaki üstünlüklerini kaybetmişlerdi. Zaferin ardından devasa bir yağma ve ganimet ile payitahta dönen donanma bir kez daha hazinenin ağzına kadar dolmasını sağlamıştı. Ayrıca Hindistan'daki Müslüman halklara ulaşmayı başaran Osmanlı, burada Halife Sultan Mustafa'ya bağlı bir İslam devleti kurdurdu. Bu deniz savaşının bekledikleri bahane olduğunu düşünen diğer Hristiyan devletleri, Papa'nın emriyle bir araya gelerek Osmanlı üzerine bir Haçlı seferi düzenlemeye karar verdi. Hepsi Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getirmeye öylesine kararlıydı ki, kendi aralarındaki savaşlara bile ara verip bu sefere katıldılar. Savunmasız olduğunu düşündükleri başta Budin olmak üzere Osmanlı Avrupası şehirlerini kuşatan Haçlılar beklenmedik bir savunmayla karşılaştı. Bir yıldır buralarda gizlice konuşlanan ve savaşa hazırlık yapan Osmanlı ordusu başarılı bir savunma gerçekleştiriyordu. Takibindeki günlerde Haçlılar tek bir şehri bile ele geçirmeyi başaramadan Sultan Mustafa önderliğindeki devasa ordu bölgeye ulaşmıştı. Anadolu'da hazırlanan sipahilerin ve akıncıların, payitahttan gelen yeniçerilerin ve azakların oluşturduğu devasa ordu Haçlıları paramparça etmişti. Mağlup Haçlı ordusu dağılarak ülkelerine dönerken, muzaffer Osmanlı ordusu kumandanı Sultan Mustafa Han, zaferin hemen ardından babasının hayali olan Viyana'yı ikinci kez kuşatmıştı. Ancak amacı kaleyi teslim almak değildi. Zira bu şartlarda bunu başaramayacağını gayet iyi biliyordu. Amacı, batılı devletleri bir kez daha barışa zorlamak ve yüklü bir yağmayla geri dönmekti. Nitekim öyle oldu. Haçlı devletleri, kuşatmanın kaldırılması karşılığında Osmanlı devletine 200'er bin duka altın ödemeyi kabul etti. Sultan Mustafa, Viyana'nın çevresindeki tüm kaleleri zapt ettikten sonra kuşatmayı kaldırdı.
Bazı paşalar ve yeniçeriler bu karardan hoşnutsuz oldular. Çünkü Sultan Mustafa'nın hayallerini öngöremiyorlardı. Viyana önemli değildi. Zamanı geldiğinde elbet fethedilebilirdi. Elde edilen asıl zafer düşmanın yüreğine salınan korkuydu. Karşılarında Sultan Süleyman'ı aratmayacak bir padişah olduğunu artık biliyorlardı. Payitahta dönen Sultan Mustafa, elde edilen ganimetin dörtte birini donanmaya ayırdı. Tersaneler durmadan çalışıyordu. Muzaffer Padişah, Yeniçeriler misali bir denizci ocağı kurulmasını emretmişti. Piri Levent adı verilen bu yeni bölüğün neferleri uzunca yolculuklar için hazırlanıyorlardı. Ve bir kış daha geçmesinin ardından Sultan Mustafa çocukluğundan beri hayalini kurduğu o emri verdi. Piri Levent Birliği devasa bir donanma ve 3 büyük yolcu gemisiyle birlikte yeni dünya Amerika'ya açılacaktı. Bu yolcu gemileri içlerinde iskan politikasını gerçekleştirecek olan Türk aileleri taşıyacaktı. Yeni dünyaya Türklük ve İslamiyet aşılanacaktı. Sultan Mustafa'nın Haçlı ordusuna karşı aldığı zafer sayesinde içlerine korku salınan batılı devletler bu donanmanın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Amerika'ya varan Türk aileleri ve denizcileri yağmacılık etmeyerek yerli halkla kaynaşma içerisine girdi. Osmanlı'nın satın alarak yerleştiği topraklarda İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Diğer devletlerin sömürgeciliğine maruz kalan yerliler Osmanlı'nın çatısı altında birleşerek sömürgecilere isyan etmeye başladı. Devlet-i Aliye'nin kudretini Hint Okyanusu'ndan Amerika'ya değin ulaştıran Sultan Mustafa artık fetihlere dikkat verebilirdi. Sırada Viyana, Zigetvar, Kıbrıs, Girit ve belki de Roma vardı. Şehzade Mustafa sakal bırakması ve tuğ dikmesi gibi hataları, içerideki ve dışarıdaki hainlerin kışkırtmaları ve devletin bekası için babası Sultan Süleyman tarafından idam ettirildi. O mükemmel bir asker, karizmatik bir lider ve idealist bir savaşçıydı. Eğer tahta geçerse ilk icraatinin yeni dünyalara açılmak olacağını anlatırdı. Bir hükümdarın yerinin ordunun başı olduğuna inanırdı. Osmanlı'nın yeni dünya düzenine uyması gerektiğini savunurdu. O, devlet-i aliyenin gördüğü en parlak şehzadeydi. Tahta çıksaydı neler yapabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Ama ondan sonra neler olurdu işte bunu bilmiyoruz. Evet, Sultan II. Selim ordunun başına sefere çıkmayan ilk padişah olarak duraklama döneminin temellerini attı. Ama onun soyundan Sultan 4. Murat gibi nice başarılı padişahlar geldi. Şehzade Mustafa'nın soyunu tahmin etmemiz imkansız. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şehzade Mustafa, Sultan II. Selim'den çok daha başarılı bir padişah olabilirdi. Çünkü o, Osmanlı'nın zamana ayak uydurmak zorunda olduğunu, eskiden olduğu gibi yeniliklere öncülük etmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. O, sarayda yatmakla başarılı olamayacağını, çabalamadığı sürece zafer elde edemeyeceğini gayet iyi biliyordu. Ben derim ki, bu konuda ahvah etmek yerine, keşke demek yerine, birilerini suçlamak yerine dersler çıkarmalıyız. Önümüzde iki seçenek var. Ya kendi kabuğunu kırmayan, eldekilerle yetinen, çalışmayan, kendi sorumluluklarını başkalarına yükleyen, büyük başarıları hayal etmeyen Sultan II. Selim gibi oluruz, ya da hayal eden, zamana ayak uyduran, hatta zamanın ötesine geçmeyi hedefleyen çalışkan şehzade Mustafa gibi oluruz. Seçiminizi doğru yapın. Çünkü bir milleti yeni bir çağa adapte edecek, hatta çağın ötesine taşıyacak kişi siz olabilirsiniz. Şehzade Mustafa'nın yarım kalan hayallerini bu millet adına siz tamamlayabilirsiniz.